Yaşarken ve ikinci bölüm reklam sonrasında karşınızdayız. Ola ki televizyonlarını yeni açanlar varsa biz ne yapıyoruz hemen sizin için söyleyelim. Genç Lider ve Girişimciler Derneği'nden dernek başkanımız ve 2015 başkanını konuk aldık. Özge Dülger ve Canan Eker bizimle birlikte. Dedim çünkü Zehra Hocam burada. Zehra Hocam mutfakta, mis gibi kokular gelmeye başladı. Çünkü Zehra Hocam hem anlatıyor, bir diğer taraftan da ola ki bir aksilik olursa diye hazırlanıp geliyor. Zehra Şener bizimle birlikte, havuzlu börek yapıyoruz. Zehra Hocam Annemin Eli diye bir bloğun hem yöneticisi hem yazarı, annemizin elinden çıkmışçasına güzel ürünlerle sevgili izleyicilerimizi buluşturuyor. Evet, havuzlu böreğimizde geldiğimiz son nokta nedir? Evet, havuzlu böreklerimizi yaptık. Fırına atıyorum. Şimdi bunlar pişecek, çıkacak. İç malzemesini koyacağım. Tekrar fırınlayacağım. Tekrar fırınlayacağız. İç malzeme pişmiş olduğu için belki de çok az sürede fırınlamak gidecek de artacak bile. Hadi bakalım, kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim. Etkinliklerden söz ediyorduk. Etkinlikler noktasında neler yapıyorsunuz? Eksik olanları tamamlayıverin lütfen sevgili Özge Dülger. Şimdi genç lider ve girişimcileriz. Bununla ilgili bir proje yapmasak kesinlikle olmazdı. Bu yıl 20.sini düzenlediğimiz CSL İstanbul'un önderliğinde olan, CSL Türkiye'nin de destek verdiği bir projemiz var. İsmi TOİK projesi. 10 tane genç girişimciyi her yıl seçiyoruz. TOİK. TOİK diye. İngilizce, evet, bu İngilizcesinin kısaltması. Ama burada ne yapıyoruz aslında? Bu 10 tane genci 10 tane farklı alanda seçiyoruz. Aslında bazen hani ülkemizin gündemi her zaman için yoğun oluyor biliyorsunuz. Bazı gerçekten çok önemli şeyleri imza atmış, projeleri imza atmış olan çok yetenekli girişimcilerimiz oluyor ve gazetelerin belki de arka sayfalarında ya da belki bazı bilimsel yayınlarda isimleri geçiyor ve gidiyor. Bu insanları da aslında bulup çıkartmak toplumumuzun görevlerinden bir tanesi. Biz de bu Genç Girişimciler ve Liderler Derneği olarak uluslararası platformda da bunu yapıyoruz. Güzel. Türkiye alanında da yapıyoruz. Bu yıl 20.sini düzenliyoruz. Buna sosyal medyadan ve ünlülerden de jürilerden her yıl seçilen ve kendisi ben de burada olmak istiyorum diyen bir sürü sanatçımız da bize destek veriyor. Bu yıl Haziran ayında bütün artık başvuruları bitti. Bundan sonraki aylarda artık ödüllendirmeleri olacak. Fakat bundan sonraki yıllarda da bekleriz. Bununla birlikte kadın girişimciliğini destekliyoruz. Güzel. Bunu nasıl yapıyoruz? Lise mezunu ve üniversite mezunu olan pek çok gencimiz var. Ve özellikle buradaki bayanların iş hayatına, bazıları biliyorsunuz liseden sonrasında iş hayatına atlıyor. Kimisi de üniversiteden sonrasında. Bu tür bayan arkadaşlarımıza, genç öğrencilerimize işe girmeden önce onları işe hazırlayabilecek eğitimler veriyoruz. Bununla ilgili olarak da bir projeyi CSL Samsun'daki arkadaşlarımız başlattı. Bu yıl da Türkiye'nin bu anlamdaki en iyi projelerinden bir tanesinin ödülünü aldılar. Bu eğitimler neler? Mülakat hazırlıklarını nasıl yapabilirler? CV'lerini nasıl hazırlayabilirler? Çok önemli değil mi? Kendimizi iyi ifade edemezsek kayıp gidebiliriz bir sürü seçenek arasında. En önemli noktası o. Kesinlikle. CV deyip geçmemek lazım. Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsunuz. Görünüşümüz bayanlar için çok çok önemli biliyorsunuz. Bu aynı projeyi Barbara Şansal gelerek bu genç kızlarımıza nasıl giyinmeleri gerektiklerini, nelere dikkat etmeleri gerektiklerini bir işe giderken, iş görüşmesine giderken bunlarla ilgili destekler verdi. Nasıl dolu bir beyin o ya. Yani dolayısıyla çok değil çok mi? Nasıl dolu bir beyin. Bu anlamda çok güzel projelerimiz var. Bununla birlikte CSL Bursa olarak bizim gururlu olan bir sürü projemiz var. Bunun bir tanesi bu yıl hem Avrupa'da hem de Türkiye'de ödül aldı. Bunu Canan arkadaşım da biraz sonra bahsedecektir. Ödülleri ona soracağım. Onkoloji projemiz var. Burada biz ne yapıyoruz? Birleşmiş Milletler'in her yıl açıkladığı 1000 yıllık kalkınma hedeflerinde çocuk ölümlerinin azaltılması diye bir maddesi var. Biz kendimize bu maddeye yönelik ne yapabiliriz'i kendi aramızdaki 2013 yılındaki Özge Başkanımız, diğer bir Özge Başkanımız daha var bizim. Onun liderliğinde yönetim kurulu olarak projeye imza atalım diye yola çıktık. Ve Uludağ Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Kliniğinde yatan pek çok küçük çocuk hastamız var. Oradaki onların da başında Betül hocamız var. Onların bazı makinelere, özellikle hayatsal verileri ölçen makinelere ihtiyaçları olduğunu ve bazen bu makinelerin yetersiz kaldığını öğrendiğimiz için biz de bununla ilgili aksiyon almak istedik. Bu yılda bununla ilgili olarak 2013'te başlattığımız projeyi 2014'te yeni sponsorlar elde ederek de devam ettik ve yaklaşık biz buraya 6 tane
cihazı bizim destekçilerimiz, sponsorlarımız eşliğinde teslim ettik. Bununla birlikte yine engellilere yöneliyoruz. İş dünyasına olan yöneldiğimiz projelerimiz Peki, var. Peki yoksullarla ilgili ben uyduruyor muyum yoksa bir projeniz mi var? Yoksullarla ilgili olarak henüz bir projemiz yok o demek ama ki ben ama uydurmak değil bizim kulağımıza su kaçırmış olabilirsiniz. Biz şimdi öyle buradan mi? Bir anda çünkü ben bazen karıştırıyorum Ali'yi Veli'yi birbirine karıştırıyorum. İşim süper süper bir fikir oldu. Beyin fırtınası yaparız şimdi biz bakın yani ne yapılabilir diye. Biz gerçi hep İşkur'la bir iletişim haline geçmeye çalışıyoruz. Çünkü İşkur'un desteğini aldığımızda bir körlerin, biz Körler Derneği ile ilgili olarak iletişime geçtiğimizde acaba körler için ne yapabiliriz'in üstüne gittik. Öyle farklı şeylerini duyduk ki oradaki vatandaşlarımızın. Görme engellilerle ilgili çok şey yapılabilir mesela tüm engelliler için. Biliyor musunuz? Yani hiçbir iş yeri diyor ki bu arkadaşım diyor hani duyma yeteneği olmayabilir diyor sorun değil diyor. Yürüyemeyebilir diyor onu da alırım diyor. Ama görmüyorsa diyor benim diyor verebileceğim işler belli diyor. Ama oradaki arkadaşları dinlediğinizde diyorlar ki ben bu topluma fayda sağlamak istiyorum. Sadece call center'larda olmak istemiyorum. Lütfen sesimizi duyun diye geliyorlar. Dolayısıyla farklı yerlerden farklı şeyler çıkartıyoruz. Bu yıl o yüzden buna odaklanmaya çalıştık. Fakat bak benim vaktim, benim başkanlığım dönemim yetmedi. Canan Başkanım'ın hedefleri arasında yüksek olasılıkla o devam edecek. Sorular arasında o da var. Yani 2015'te siz geldiğinizde ne yapacaksınız ama şu ödüllerden bir söz edin. Bu arada ödül derken programımızın da bir ödül aldığını yayına girmeden önce duyduk. Evet programımız ödül almış. Sevgili ajan sen de duy bunu. Onkoday'dan Füsun Önen aradı. Farkındalık ödülünü programımıza layık görmüşler. Güzel. Salı günü ödülümüzü almaya tebrik gideceğiz. Ederiz. Teşekkür ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız adına ben gideceğim izin verirlerse ve ödülümüzü alıp geleceğiz. Bunun da buradan kamuoyuna duyurumunu yapmış olalım. Emeğin evet. Taşlandırılması çok güzel. Çok kesinlikle. Keyifli. Evet. Yani kesinlikle. Tebrik ederiz. Çok emek veren bir ekiple çalışıyoruz. Hı-hı. Az buz değil. Yani ekran önünde görünen en eğlenceli tarafı benmişim gibi görünüyor ama inanılmaz çaba sarf eden bir ekiple çalışıyoruz. Hatta onların çabaları iki kere. Bir kere program için çaba gösteriyorlar. İkincisi de artık benimle çalışmak birazcık zor yani. belli bir yaştayım. Serde Karadenizlilik var. Öğleden sonra program yapıyorum. Bak nasıl hoşuna gitti ya. Gökhan'ın nasıl hoşuna gitti. Tamam doğru söyle. Ben doğru söylerim zaten. O yüzden farkındalık ödülü veriyorlar. Evet ödüllerden devam edelim. Buyurun efendim. Bizim CSR Bursa olarak çok gururlandığımız bir az önce Özge Başkan'ın bahsettiği onkoloji projesiyle ilgili ödülümüz var. Az önce bahsettik CSR Bursa, CSI dünya çapında bir dernek ve bir Avrupa konferansı oluyor. Her sene bir de dünya konferansı oluyor. Biz bu onkoloji projemizle, biz onlarlayız ya sizde. Projemizin adı Özge Başkan anlattığı içeriğini Avrupa konferansına ödül başvurusunda bulduk. Tüm Avrupa şubelerinin bu alanda ödül başvuruları oluyor. Yani yerel kalkın ne ödülün açılımı? BMG. Evet. Birleşmiş Milletler çocuk ölümlerinin azaltılması konusunda hani diğer Avrupa ülkeleriyle yarıştık bu klasmanda. Haziran ayında Malta'da gerçekleşti Avrupa Konferansı. 2013 başkanımız ve başka bir iki üyemiz katıldılar. Orada bu ödülü aldılar. Avrupa'nın en iyi işte Birleşmiş Milletler alanında çocuk ölümlerinin azaltılması konusunda proje ödülünü aldık. Onun dışında JCI Türkiye içinde de bir kış zirvesi, bir bahar zirvesi. Bir de genel kurul yapılıyor sene içinde 3 tane. Bunlarda da eğitimler düzenleniyor. Ve bunlarda da çok eğitim odaklı bir dernek dedik ya. Mesela münazaraya çok önem veren bir dernek. Her şeyin başını bu görüyor. Bir münazara turnuvaları düzenleniyor. En iyi topluluk önünde konuşma turnuvaları düzenleniyor. Geçen sene bizim CSL Bursa üyelerimiz Roni de arasındadır. En iyi İngilizce münazara dalında. Türkiye için de ödül aldılar. Başka bir üyemiz sevgili Caner. Bizim saymanımız Caner Öztosun. O en iyi topluluk önünde konuşma ödülünü aldı. Başka ne aldık? En iyi üye ödülünü aldı. Özür dilerim, çok özür dilerim. Caner en iyi üye ödülünü aldı. Başka bir arkadaşımız vardı, en iyi yeni üye ödülünü aldı. Bu şekilde ödüllerle taşlandırınca da keyfimize keyif katılıyor tabii. Hani devamı da gelecektir inşallah. Bu arada Roni evlendi mi? Evlenemedi henüz. Yok, bakma. O da evlenirse bir ödülde evlilik ödülü olur. Hedeflerimiz arası. 2015'e hedefleri. Roni'ye evlendirmek. Roni duymasın ama hedeflerimiz arasında. Evet, Zehra Hocam ne yaptık şimdi? Şimdi ben burada yaptıklarımı bir yandan pişiriyorum. Hazırlayıp getirdiklerimin içine tavukları koydum. Üzerine biraz kaşar koydum. Tamam. Ve fırınlayacağım. Fırınlayacağız. Bir 10-15 dakika sonra. Bunları dolduracaksınız değil mi? Biraz daha pişireceğim. Öyle mi? Evet. İşin marifeti. Ne yaptık? Hazırladığımız harcı içine koyduk. İçine koyduk. Üzerine evet. De kaşar peyniri rendesi.
Fırına veriyorum. Fırına şimdi vereceğiz. Hadi evet, bakalım. Birazdan. Süper. Yağ falan koymuyor musunuz üzerine? Hayır. İşin sırrı orada. Ben de yani. Çok da şık gözüküyor. Çok da güzel görünüyor. Size serviste falan ne kadar evet, güzel olacaktı. Çok da hoş olacaktı. Evet, eğitimler dediniz. Yani alınan eğitimler ya da planlanan eğitimler neye göre değerlendiriliyor? İşte belli bir sıralaması var mı? Yoksa sadece ben başkanım, bu başkanlığım döneminde de şu eğitimler olursa hoş olur mu diyorsunuz? Bizim kendi CSL içerisinde kendi resmi eğitimlerimiz var. Bununla birlikte kendi üye portföyümüze göre ihtiyaca yönelik belirlediğimiz eğitimlerimiz var. Bunlar ne gibi? Mesela münazara eğitimine biz çok önem veriyoruz. Topluluk önünde konuşma ve münazara eğitimi. Niçin? Çünkü hepimizin kendimizi iyi ifade eden bireyler olursak bir şeyleri de güzel bir şekilde toparlayabiliriz, toplumumuzu geliştirebiliriz. İletişim kazası olmaz. Sen beni anlamadın, ben sana anlatamadım olmayacaktır. Kesinlikle. O zaman. Ve aynı zamanda iş hayatında da eğer ki siz iyi bir topluluk önünde konuşabilen bir bireyseniz, bu sizin iş hayatınızda, kariyerinizde de size bir şeyler kazandırabilecektir. Dolayısıyla biz bu kısımdaki eğitime, topluluk önünde ve münazara eğitimini hem dünyada yaparız, hem Türkiye'de, hem de şubelerde yaparız. Dünyadaki konferanslarımıza gittiğimizde İngilizce olarak diğer şubelerle münazara yarışmalarına gireriz. Güzel. Türkiye ekibi bu arada gerçekten çok çok başarılıdır. Ödülsüz genelde döndüğü olmaz. Hı hı. Bununla birlikte normal diyelim ki siz kendi aramızdan çıkan eğitmenlerimizdensiniz. Bir satışçısınız ve diyorsunuz ki ben bu konuda gayet tecrübeliyim. Eğitmenliğim de var ve size satış tecrübelerimle ilgili bir eğitim düzenleyeceğim dediğinizde biz size bu konuda da platformumuzu açıyoruz. Ve bu anlamda beyaz yakalı dediğiniz çalışanlar bu eğitimleri dışarıda almak istedikleri zaman çok para ödemek durumundalar. Ama bizde eve geldikleri zaman biz bunları bu şekilde üyelerimize ve aday üyelerimize bir şekilde bir fırsat olarak sunuyoruz. Evet, dışarıda gidip de daha yüksek paralar vereceğinize tabii onlar da çok çok önemli eğitmenler ama herkesin durumu olmayabilir. Aynen öyle. Dolayısıyla biz bu eğitmenlerimizi de buraya davet ediyoruz. Sadece kendi eğitmenlerimiz değil, profesyonel olarak da dışarıda eğitmenlik yapan eğitmenlerimiz var. Mesela bir Mehmet Özel, bir Yücel Bey. Dolayısıyla hepsi bunları davet ettiğimizde bizi kırmayıp gelen çok değerli eğitmenlerimiz oluyor. Dolayısıyla iş dünyasına ait amaç bireysel gelişim. Dolayısıyla bu anlamdaki eğitmenlerimize ihtiyaca göre sıralandırıyorsunuz. Şimdi dirsek temasınız olan sivil toplum kuruluşları var mı yok mu onları merak ediyorum ama 2015'e çok az kaldı ve 2015'te sizin başkanlığınız başlayacak. Plan ve program şöyle 3 aşağı 5 yukarı belirlendi mi, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Program aracılığıyla üyelerinize müjdeyi verin bakalım. Tamam. Şimdi CSR Bursa 94 yılından beri Bursa'da, yani 20 yıl olmuş yaklaşık, bu sene 21. yılcı olacak. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, 2015 yılda CSI Türkiye'nin 100. yılı. Aa, ne şanslısınız. Evet. Ben 100. yılda başkanlık yapacağız, o şekilde olacak. CSI Bursa'nın yıllardır süregelen bazı projeleri var. Süregelen. Buna hani proje deyince topluma yararlı şeylerden de bahsediyoruz, etkinliklerden de bahsediyoruz. Mesela bir Uludağ her sene Mart ayında kışa veda etkinliği var. Geçen sene 10.sü düzenledi. Bununla da bir ödül kazandık. Onu söylemeyi unutmuşum az önce. En iyi kışa veda eden dernek mi oldunuz? En iyi uzun süreli toplumsal gelişme. En iyi uzun süreli proje. En iyi uzun süreli bir proje. Aa, güzel. Tabii bir de bizim derneğin esaslarından biri sürekliliktir. Yani bu da çok önemli. Bu projelerin sürekli hale gelmesi. Mesela onkoloji dedik, 2013 yılında temeli atıldı. 2013 sürdü, 2014 Özge Başkan'la sürdü. Bu Bursa'nın süregelen projelerini sürdürmek hedefliyorum. Onun dışında engellerle ilgili bir şey yapmayı çok istiyorum. Bu sene işte görme engelliler için bir şeylere başladık. Bunu sürdürebilirsek... Bu bir şeyler nelerdir? Çok net henüz bir şey yok tabii. Yani çok net bir şey söyleyemem. Yani, görme engelliler için şu da yapılabilir mesela. Bunu yapanları biliyorum. Özellikle sesi iyi olanların kitap okumaları ve onların bir yerde toparlanıp görme engellilerin dinletilebilmesini sağlanması. Çünkü zaman zaman derneklerle yaptığımız konuşmalarda görme engelliler dernek başkanları hala yeterli olmadığını söylüyorlar da o yüzden aklıma tabii geldi. Tabii çok güzel işte fikir jimnastikleriyle bulacağız o bir şeyleri. Aynen böyle. Daha 2015 gelmedi. Yönetim kurulu. Tabii ki. Beşiktaş Belediyesi geçen hafta Beşiktaş'ta engellilerle ilgili bir kitap fuarı açtı. Ha, çok güzel. Evet, çok güzel ben kitap güzel fuarı açtım ve engelli yazarlar da katıldı o fuara. Ve oradaki engellilerden, yani görme engelli olanların çok büyük talepleri vardı. Çok taleplerinden güzel de biri neydi biliyor musunuz? Bize kitap yazın.
Kitap güzel. Yazın yani görme engellilerin okuyabileceği romanlar, kitaplar istiyoruz. Ya da yazılı kitapları onların okuyabileceği hale getirmek de bunlardan bir tanesi. Evet, onu çok istemişlerdi. Yani ben de ufacık harikasınız. Harikasınız. Konuşunca çok çıkıyor. Mesela İstanbul şubelerimizden JCI Bahçeşehir yoluma engel olma diye bir şey yaptı bu sene. Bu sarı şeritler var ya yollarda görme engelliler evet, için. Evet, fark ettiğimiz. Çok onları güzel bir video zarış. Ben izlediğimde tüylerim diken diken olmuştu. O minibüsler park ediyor, insanlar arabasını çekiyor. Yani buna farkındalığı yaratmak için ünlülerle de çalışmış. Orada bayağı işte engelin nerede olduğu anlaşılıyor aslında. Kesinlikle. Kimin engelli, kimin engelsiz olduğu anlaşılıyor. Aynen öyle. Altı Nokta Körler Derneği ile biz 2 senedir bir şekilde paydaşlık yapıyoruz. Görüşüyoruz, tekrar oraya gideceğiz, görüşmelerimiz olacak. Onların ihtiyaçları doğrultusunda projelerimizi şekillendireceğiz. Peki. Evet. Devam edeceğiz. Hı-hı. Ama Zehra Hocam ne yaptı? Fırına gönderdi. Fırına gönderdi. İşimiz bitti. Bitti. Çıkarabiliriz. Biraz çıkarır mıyız? Daha kaşar az erisin. Biraz vaktimiz daha erisin. Var mı? Var. Tamam, o zaman bir 2-3 dakika daha bekleyeyim. Ben hazır bekliyorum. Bilo, her gün bir yemek yapıp koyuyor musunuz Zehra Hocam? Vallahi her gün bir yemek yapıp koyuyorum. Öğleden bu sonra... ev için yaptığınız... Yemekler ev için yaptığım için de oluyor, komşularım için de oluyor, yarışmalar komşulara için. Komşulara yemek yapıyor musunuz? Ya komşulara gönderiyorum yaptıklarını. Karı kocayız evde. Komşularım da yesinler diyorum. Hatta biz sizin komşunuz olsaydık ya. Vallahi evet değil mi? Komşularım bana dedi ki bize selam gönder. Öpücük gönder tamam. Dediler, izliyorlar. Şanslı komşular onlar. Öyle mi? Öyle öyle. Benim komşularım mesela zavallılar. Benim komşularım. Aa, yemek yapmak çok büyük bir zevk. Ben çok zevk alıyorum. Yani terapi ben, biraz. Kesinlikle. Yani böyle ev işi yapmaktan, hani toz almaktan falan nefret ederim. Yemek ama ayrı. Yemek yap de bana günlerce çıkmayayım mutfaktan. Evet. Bir de böyle yeni şeyler yapmayı çok seviyorum. Peki böyle davet yemekleri için mesela blog yazarı olarak evet devam ediyorsunuz, komşularınıza gönderiyorsunuz, paylaşıyorsunuz da gelecekle ilgili şimdi aklıma geliverdiği için soruyorum. Örneğin ben bir düğün yapacağım. Mesela sizin lezzetli ellerinizden çıkan bir düğün yemeğinde size çağırsın. Tutku, ben evleniyorum, haberin var mı? Tabii. Sen evlenmezsin, yaparım. Alan olursa evleneceğim kararı. Evlenmeye karar verdim ama alan olursa. Olur. Ya böyle ben hani dışarıya ücretli hiçbir şey yapmıyorum. Hı-hı. Çünkü daha çok yapan arkadaşlarım var ama eşim, dostum, böyle çok yakın arkadaşlarımın düğünü, dernekleri olduğu zaman gönülden, kalbimi koyarak böyle yemeklerini yapıyorum. Ne yapıyorsunuz mesela düğün yemeği geleneğinde, mesela etli patates olmazsa olmazlardan evet. Bir tanesiydi. Ya şimdi böyle her yörenin tabii farklı düğün yemekleri var. Bizde de biliyorsunuz genellikle helva ya da tatlı, herhangi bir tatlı, baklava. Şimdi biliyorsunuz baklava yufkası var, ondan hemen yani baklavaları yapıyoruz. Pilav olmazı, düğün çorbası. Artık düğün çorbalarını hani mevsimine göre de değiştiriyoruz. Hani yaz mevsimi ise daha bir domatesli, sebzeli yapıyoruz. Kışınsa daha bir yoğurtlu, etli oluyor. Tabii dediğiniz gibi düğün yemeğinin en önemli özelliği nedir? Et. Rahmetli annem derdi ki koyun 4 bacağıyla girerse yemeğe beni de yerler demişti. Onun için koyun etiyle ya da dana etiyle neyle yaparsanız o yemek güzel oluyor. Güzel oluyor ama eski düğün yemeklerinin tabii tadı ki. Da başka. Tabii ki. Benim oğlum beni dinlese aslında öyle bir düğün yapmak isterim. Böyle güzel merada yayılacaksınız. Oo. Çalacak davullar, sazlar. Ondan tam sonra kazanlarda pişecek etli patates yemekleri, pilavlar. Ondan sonra düğün helvası, düğün çorbası. Ay ne güzel süper ama dinlemezler. Olur. Nerede? Gidecekler bir yerden hikaye yapacaklar. Evet. Akşamında da 3-5 kişiyi toplayacaklar. Bildiğin. Evet, teşekkür ediyorum. Biraz sonra çıkaracak tamam. Size servise alacağız. Şimdi dirsek temasınız var mı diye sormuştum. Özellikle diğer sivil toplum kuruluşları ki aslında Canan Hanım anlatımından da bunun olduğunu gördük. Kiminle? Altı Nokta Körler Derneği ile onun planlaması çerçevesinde. Siz kimlerle çalıştınız bugüne kadar? Biz normalde aynı şekilde ve zaten ekip arkadaşı hı hı. olduğumuz için hani rotaraklar ve rotaryenlerle de bazen dirsek teması kurabiliyoruz. Ortak projelerde ne yapabiliriz diye bir araya geliyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde onlarda da sürekli bir başkanlık değişimi var. Diğer başkanlar değiştiği zaman kendi aramızda gelip hani ihtiyaç nedir, biz hangi paydada ortak amaçlara hizmet edebiliriz konuşabiliyoruz. Daha çok bugüne kadar benim başkanlığım dönemimde Tophane Rotorak'la biz daha çok dirsek teması kurduk. Yine huzur evleri projemiz var bizim. Huzur evindekilerle sürekli temas
kuruyoruz. Bu daha önceki başkanlarımdan da gelen bir projeydi. Zaten Altı Nokta Körler Derneği her zaman için şu anda bizim paydaşlarımızdan bir tanesi. Bir de süreklilik çok önemli dediğiniz için içim rahatlıkla sorabiliyorum. Özellikle Huzur Evi projeniz için, Altı Nokta Körler Derneği için veya diğer projeler için. Yani diyelim ki ziyaret projeniz var. Ziyareti periyodik hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bunu bırakmıyorsunuz değil mi? Yani devamlı geliyor. Çünkü oradaki insanlar bekliyorlar. Ben sinir oluyorum, deli oluyorum, ölüyorum, bitiyorum. Öyle insanlarla, öyle gruplarla karşılaşıyorum ki. Huzur evinden bize bir randevu alıver de gidiver. Bakın diyorum, bunu sürekli hale getirecekseniz bu randevuyu alayım, beni araya katın. Ben sonuçta müdür beyi arayayım ama sürekli gideceksiniz değil mi? Sivil toplum kuruluşuna. Üç kere gidip dördüncü kez gitmeyip bir de üç kere gittikten sonra da söz verdiniz mi? O yaşlarla bir daha ben muhatap kalıyorum. Daha beni yoldayız da bir yerde huzur evi rastgele. Güvenmediler sizin gönlünüz. O kadar üzülüyorum ki ve çocuklar için de. Onun için o projeler kapsamında da bunun devamlılığı vardır herhalde. Evet, evet, kesinlikle. Bir de hatta bir önceki 2013 yılı başkanımız Özge Başkan zamanında oraya olan ziyarette bir tane berber arkadaşımız da geldi. Oradaki yaşlılarımızın saçları kesildi, sakallarını aldılar. Hani dolayısıyla böyle çok da güzel kareler de oldu. Sadece ziyaretle kalmayıp aslında onların da ihtiyaçlarına yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nasıl güzel. Geliyorlar ziyaretçileri, gelecek, giyiniyorlar, süsleniyorlar, çok mutlu oluyorlar, bekliyorlar. Bekliyorlar. Biz de bu huzur evini sözünüzü kestim. Lütfen kesin. Anneler günü kapsamında yapmaya çalışıyoruz. Mayıs ayında genelde yapıyoruz her sene. Hani demin süre gelenler arasında onu atladım sanırım. Hani çok fazla var, sıra gelmiyor, vakit kısıtlı. Hani çok çok mutlu oluyorlar. Ben zaten benim ayıbım olabilir. Ben huzur evine hiç gitmemiştim dernekten önce. Hani benim ayıbım, bağımsız olarak gitmemiştim. Böyle şeylere de vesile oluyor bu topluluklar. Gerçekten o manevi tatmin çok büyük. Hani ben huzur evini veya bu dernekle ilgili hani anıların onu bunu anlatırken hani orada birebir insanlardan hikayeler siz de bilirsiniz. Aynen. Çok fena. Tüyleri diken diken çıkıyor. Orada. Tabii. Diyor ki bak diyor, ben şu bey aşık oldum. Zaten onu hem müdürler hem orada görevliler de biliyorlar ve bir süre sonra duyuyorum evleniyorlar. Evet, evet. Çok güzel. Hepsi ayrı hayat hikayesi. Çok güzel şeyler. Çok keyifli. Evet, büyüklerimizle birlikte olmak aslında bizlere de iyi geliyor. Yani kesinlikle. Farkında değiliz. Belki onları rahatlatmak için gidiyoruz diye düşünüyoruz ama bir süre sonra bizlere de çok çok iyi geliyor kesinlikle. Onlarla birlikte olmak. Kesinlikle. Sizin de etkinlikleriniz var değil mi blog yazarlığı çerçevesinde? Evet, evet, evet. Biz de anlatıyorsunuz. Bursa'da kaç tane blog yazarı var, yemek yazan? Bu arada biz şimdi çok iyi yakın irtibatta bulunduğumuz 20 kişi varız. Ama başka blogcular da var. Tabii Bodo blogcuları var vesaire. Biz pastacılar ve birkaç daha değişik yemek blogcularıyla ve 20 kişi böyle kendi aramızda bir sosyal sorumluluk projelerinde çalışıyoruz. Biz de işte huzur evlerine gidiyoruz. Özürlü çocukların bulunduğu okullara gidiyoruz. Onlara mesela yılbaşı partileri yapıyoruz biz de. Tabii biz 20 kişi yapıyoruz bu işi. Kendi imkanlarımızla. Birlikte de yapabiliriz. Tabii, evet. Bir programın içinde. Aynen öyle. Bir paydaş daha birlikte çok, yapabilirsiniz. Çok seviniriz. Mesela biz onlara işte pastamızı, böreğimizi, her şeyimizi yapıyoruz. Güzel. Gidiyoruz orayı süslüyoruz. Yiyecekler sizden, içecekler sizden dersek bu sorun kalmaz zaten. Yani birlikte gidelim. Konuşalım biz bunu. Yaparız. Evet, servis de mükemmel Zehra Hocam. Ay çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor, evet. Bir de bizim paydaşlarımız arasında UNICEF ve Birleşmiş Milletler de var. Bir de Isaac diye gene biliyorsunuz üniversiteleri. Bilmez miyim? Isaac Musa zehirdir, zehir. Yıllardır alırım konu konuları. Çok güzel çalışıyorlar. Uluslararası platformda CSA ile Isaac'in kendi aralarında da bir protokol anlaşmaları var. Uluslararası anlamda da bu anlamda projeleri birlikte yürütüyorlar. Bir de ben burada çok güzel bir hepimizi gururlandıran bir haber söylemek istiyorum. Normalde 120'den fazla ülkenin şu anda faaliyet gösterdiği bir organizasyon demiştik. Buranın da her yıl dünya başkanı değişiyor. Ve her yıl dünya başkanı ülkeler arası seçimlerle. Bu yıl Türkiye'nin mi olacak? Bu 100. yıl bizim yılımız demek. Evet. Öyle oldu. Evet. Türkiye, o kadar şey, gerçi daha seçimler olmadı. Kasım ayının son haftası Leipzig'e gidiyoruz. Ve tüm dünya üyeleri buraya gelip oy kullanacaklar. Ve bizim burada bir dünya başkanı adayımız var. İsmi İsmail Haznedar. Hani internetten de hani bütün dinleyicilerimiz oradan takip de edebilirler. Ve bizim normalde Amerika'da bir headquarter'ın ofisi var. Bir yıl boyunca dünya başkanı, CSA'nın dünya başkanı kimse CSA'nın bayrağının yanında
O ülkenin bayrağı. Bayrağı da dalgalanıyor. Aa, dolayısıyla biz de çok büyük umutla seçmek için gidiyoruz dünya başkan adayımızı. Başkan olarak görmek için. Peki bir şey soracağım. Şimdi 27 ilde siz derneğin şubesinin olduğunu, evet, söylediniz. Ortalama kaç üye var? Bunlar... Türkiye'de resmi, bizim bir resmi üyelerimiz var, bir de aday üyelerimiz, hı-hı, var. Normalde şu anda resmi rakamları, hani tam sayısını söyleyemem ama 1000'e yakın Türkiye içerisinde üyemiz var. Resmi, hı-hı, üyemiz. Bu 27 tane şubeyle birlikte. Ama aday üyelerimizi işin içine kattığımızda en son yapılan bir istatistikte 5000'i falan buluyoruz biz. Aday üyelerin de üye kısmına geçmeleriyle birlikte tabii ki de bu sayı artacaktır. Artmaya da çalışacaktır. Ama dünyada 300.000'in üzerinde üyesi olan bir organizasyon. Peki o sevimsiz bir şeyiniz var. 40 yaşa kadar dediniz, 18'de 40. Orada ortalama kim var? Ben 40 yaşa... size bir şey söyleyeceğim. Hiç hoşuma gitmeyen kısmı sohbeti. 40 sonrasındaki normal üyelerimize de senatörlük ünvanıyla taçlandırıyoruz. Ne gibi? Yani sonuçta burada ben şu anda buradayım. 40 yaşıma geldiğimde beni emekli edecekler. Şimdi ama gönlüm burada, yani hani git deseler, ben kapıdan kovsalar bacadan gireceğim. Olmaz yani. Dolayısıyla çok, eğer ki bize çok emeği geçmiş olan eski başkanlarımızı ya da bazı üyelerimizi onursal üye olarak da alıyoruz. Ya da senatörlük ünvanıyla da taçlandırıyoruz. Dolayısıyla hani 40 yaş diye takılmayın. 40 yaşın üstünde olan bizim bir sürü onursal üyemiz de var onları. 40 yaşında olsam da şimdi 100 bin lira da borcum olsa çalışır, evet, öderim yani. Yok, 50 artı. 50 artı. Allah'tan ben artıya geçiyorum yani da. Artıya geçmeyip de sevindiğim tek olay bu galiba. Ya, tamam, bekleyeyim mi? Gelme, hiçbir yere gitmeyeyim. Oraya gelenlere yardımcı ol. Öyle mi yapayım tecrübesizlere hocam? Tecrübesizlere yardım et. Öyle yapayım. Hadi bakalım servisimizi yapalım. Buyurun. Çünkü onun üzerine de konuşacağız. Henüz şöyle süremiz var ama bir servis sonrasında konuklarımıza şöyle. Çok teşekkür ederiz. Nefis gözüküyor. Harika gözüküyor. Bilmiyorum. Sen yemeği yapamayacak öyle şık gözüküyor. Süper. Bir tadına bakıp görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Bir zevkle. Ay, benim arkadaşım yoldan geldi de tutup ona gönderebilir, aa, tabii, miyim? Tabii ki. Tamam. Bak, burada var da. Aleyna Hanım nerede? Yok, sizden rica edeyim. Bunu arkadaşıma... Aleyna'cığım bunu gel. Alem Güzel asistan görsün. Stajyer görsün. Evet. Tutku Hanım'a verirseniz yesin, günah. Yoldan geldi. Sen de bak bakalım tadına. Sen de bak. Ben bakacağım tadına. Nasıl, çıtır çıtır değil mi? Var ya. Çıtır çıtır. Şunlardan baksan istersen. Onların daha sonra pişirdiklerim. Tamam. Süper. Servis de çok önemli dedik. Tadına da. Ya, misafirlerimize ikram edebileceğimiz, çok kolay, çabucak yapabileceğimiz, besleyici. Öyle değil mi? Evet. Ben şey yapıyorum bunları mesela. Yapıyorum, difrize atıyorum. Ha, öyle bir şansınız var mı? Tabii. Ertesi gün pişiriyorum. Olmuş mu kızlar? Sağlık. Çok lezzetli. Çok beğendim. Ağzımda konuşamadım, harika. Afiyet olsun. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Siz konuşun çünkü biz yemeğe devam ediyoruz. Tamam, ölçüm tarifini alalım onun. Tamam, tarifini veririz hemen. Bunu izledik ya canlanca. Tam ölçüleriyle. Biz izledik ya diyorum. Ama unuttuk izlerken. Evet, siz konuşuyordunuz. Siz buyurun gelin bana. Ben evde de yaparım size. Teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel. Çok çok güzel. Tabii buna mesela başka baharatlar da koyabilirsiniz. Hı-hı. Örneğin ben bunu zerdeçallı da yapıyorum. Hani zerdeçal hem besleyici biliyorsunuz hem iyi bir baharat. Karabiberini kendiniz başka baharatlar da ilave ederek yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunu kıymalı yapabilirsiniz. Kıymayı kavurup koyabilirsiniz. Et sote yapıp koyabilirsiniz. Ben mesela peynirle yapıyorum. Gene böyle peyniri biraz fırına koyup ondan sonra tekrar üzerinde kaşar koyuyorum. Tabii peynirlisi de çok güzel oluyor. Pastırmalısı. Peynirde tercihimiz ne olacak yani? Arzu ettiğimiz her peyniri kullanabilir miyiz? Ya şimdi o damak tadına göre ama ben genellikle böyle marketlerde artık böyle bu yemek işiyle uğraştığım için tanıdıklarım oluyor. Kırık peynir alıyorum. Böyle tenekenin dibinden kalan. Onlar daha yağlı ve daha güzel oluyor. Hani lorun içine biraz kaşar koyunca daha lezzetli oluyor. Hı-hı. Böyle biraz lezzetini, biz lezzete önem veriyoruz ya. Kesinlikle. Evet. Bu böreği mesela pastırmalı yapıyorum. Tabii, İçine de bir tane yumurta kırıyorum. Aa, o da güzel. Fırına olur. Koyuyorum. Biraz kaşar. Öyle de çok sunumu da çok güzel, tabii, oluyor. Hı-hı. Yani ben şimdi burada yumurtayı falan taşımak bilmem ne zor olmasın diye. Ve ödülü ben bu tarifle aldım. O yüzden burada yapmak çok istedim. Çok güzel ama. Gerçekten ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok güzel olmuş.
Blogda okuyup yapan sonra da olmadı tabii, deyip size dönen var mı? Tabii. Merak ettim. Vallahi şöyle diyeyim, Allah'a çok şükür diyeyim. Pek olmadı diyen olmuyor. Hı-hı. Genellikle teşekkür ediyorlar. İşte bazen onlar bana öneri sunuyorlar. Tabii o önerileri kabul ediyorum. Ama hiç yani benim tariflerim, şimdi bazen böyle insanların tarif verirken eksik verirler ya, hani böyle şunu ver. Hayır, ben de bütün tarifler tam, püf noktalarına varana kadar her şey tam. Peki, teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş toparlayacağız. Şimdi benim size sormayı unuttum, sormayı akıl edemediğim, sormayı beceremediğim ama sizin özellikle dernekle ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa dinleyelim. Estağfurullah. Yani biz bence çok hani öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Hani o kadar sorularınızı doğru yerlerde sordunuz ki biz hani o zaman bu kadar bir soru aklıma geldi. Bunları söylerdik. Son bir soru aklıma geldi. 27 ilde dedik. Şu an bizi izleyen ve illerinde Genç Lider ve Girişimciler Derneği olmayanlar nasıl bir yol izlemeliler ve bu derneği oluşturmalılar? Öncelikle kendilerine en yakın olan ildeki derneklerle iletişime geçebilirler. Ya da bize normal cci.ccc diye yazılan yerden, internet sitesinden şeylerin taleplerini iletebilirler. Çünkü bunlar direkt bizim Türkiye Yönetim Kurulu'na gidiyor. Hı hı. Belki orada temsilcilik açılabilir diye. Biz oradaki en yakın olan CSI arkadaşlarımızı, başkan arkadaşlarımızı oraya yönlendiriyoruz. Ve orada temsilcilikle ilgili mentorluklar yapılabiliyor. Bu şekilde de pek çok yer aslında önce temsilcilik niyetiyle açılıyor. Daha sonrasında şubeleşiyor. Hı hı. Çok da güzel olur yani, gerçekten kendi ilinde olmayıp da olmasını isteyen tüm dinleyicilerimize bu şekilde de internetten bizlerle iletişime geçmelerini. Ve az önce de söylediğiniz program birinci bölümünde kaçıranlar için tekrar edelim. Bu Genç Liderler ve Girişimciler Derneği dediğimizde sanki Batı illerinde olabilecekmiş gibi bir algı oluşmasın. Bazı derneklere Batı illerinde daha kolaylıkla yürütülebilir gibi düşünülüyor. Hiç değil. Batman ve Diyarbakır'da kurulduğundan söz ettiniz. Dolayısıyla bizi izleyen ve ilinde Genç Lider ve Girişimciler Derneği olmayan herkes bu konuyla ilgili arama motoruna zaten benim az önce söylediğim gibi Genç Liderler ve Girişimciler Derneği yazsalar mutlaka çıkacaktır. Oradan da siz onları yönlendiriyorsunuz. Kesinlikle. Ulaşabileceklerdir. Hatta Diyarbakır'da bizim bir dahaki yıl bahar zirvemiz var. 3 tane ana zirvemiz var bizim. Kış zirvesi, bahar zirvesi ve genel kurulumuz, bir sonraki yönetimi seçtiğimiz. Dolayısıyla onu da seçimle yapıyoruz. En son biz Bodrum'da yapılan genel kurulumuzda bir dahaki yıl bahar zirvesini nerede yapabiliriz'i oyladık. Diyarbakır çıktı. Çok başarılı bir şubemiz. Yani gerçekten oranın başkanı, ekibi çok güzel projeler yaratıyorlar. Ben arada bir zaten çok böyle şey yapıyorum. Ne kadar güzel proje yapmışlar. Biz de böyle daha iyisini yapmalıyız diye. Hani dolayısıyla Diyarbakır, Batman yeni açılan bir temsilciliğimiz. Bu şekilde açılıp da ilerleyen yerlerden. Dolayısıyla sadece Batı'da diye düşünülmemeli. Düşünülmemesi gerekiyor. Daha başarılı hatta Doğu şubelerimiz. Elazığ var, işte Diyarbakır var. Daha güzel duyuruyorlar kendilerini. Daha küçük, daha hani yerel halk belki ondan. Çok çok başarılı projelere imza atıyorlar. Peki aynı soruyu size de yönlendireyim. Sormayı unutmuş olabilirim, akıl etmemiş olabilirim, becerememiş olabilirim. Söylemek istediğiniz ne var? Çok güzel geçti dediği gibi Özge'nin. Hani teşekkür ediyorum. Biz şunları sorun desek onları sorardınız en fazla. Gayet her şeyi anlattık. Yok, katılmak isteyenler için zaten söyledik. Bu akşam Happy Hour'ımız var ama yeri veremiyoruz herhalde diye düşünüyorum. Neyiniz var? Happy Hour dediğimiz yeni aday üyelerimizle bir araya geleceğimiz bir organizasyonumuz var. Akşam saat 8'de. 20'de. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yer vermem yasak. Hisleriyle bu yasak. Yani, böyle bir koklayarak. Müneccim yoluyla hani. Ya, ama tabii internetteki sosyal medyadaki Facebook hesaplarımızda CSI Bursa yazdıklarında orada duyurduk. Dolayısıyla yer de yazıyor. Bütün bizimle yüz yüze tanışmak isteyen, daha fazla bilgi almak isteyen tüm dinleyicilerimiz de akşama bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen aynı soru için size dönüyorum. Ama onun öncesinde özellikle blogda böyle tuzlular mı çok fazla dikkat çekiyor, hayır, tatlılar mı? Her şey. Çünkü bana sabahtan daha çocuklar soruyor, bugün ne pişecek? Bilmiyorum. Bilmiyorum konuğuma, ben söylemiyorum çünkü ne istiyorsa onu yapacak konuğum. Bugün ne var abla? Her şey yani tatlı, tuzlu, börek, yemek, yöresel yemekler, pratik yemekler, çalışanlara pratik. Geçen hafta sefer yaptığımız mesela pratik
şeyler. Bu da çok pratik bence. Evet, hepsi aslında çok pratik emek şeyler. Dilmeden bu kadar güzel lezze. Çünkü bazı yöresel dediğiniz için biliyorsunuz bazı yemeklerimiz bir gün sürüyor. Özellikle tabii. Antep'teki yuvalamayı bilirsiniz. Tabii. Çok zorlayıcı bir yemektir. İşte Mersin'deki belki analı kızlı. Evet. Mersin'de değil mi analı kızlı? Evet, sarımsaklı köfte, analı köfte, taş köfte derler. Başka yörelerde. İşli köfte, analı kızlı. Bunlar tabii yorucu ve zaman isteyen yemekler. Peki o geleneksel yemeklere günümüz tatlarını katarak değiştirmek doğru bir şey mi sizce? Ya ben aslında tabii ki doğru olabilir. Ama ben eski tadını daha çok seviyorum. Mesela ben şimdi mumbar yapacağım. Allah kabul ederse işte kurbandan kalan bağırsakları temizledim, etledim onları. Mumbarı dolaba attım. Ama şimdi ben o eski geleneksel haliyle yapmak istiyorum. O şekilde bir mumbar dolması yapacaksınız. Evet. Yani böyle ne bileyim yeni tatları yapmak için başka yemekler yapmaya çalışıyorum. Hani şeyi bozulmasın istiyorum özü. Süpersiniz. Teşekkür ediyorum. Bu arada annem de böyle zaman zaman biz yetişirken yemekler yapar da yemeğin adını sorardık. Bu onun adını Yedegör yemeği derdi. Çünkü o da evet, Yedegör yemeği. Evet. Çünkü evdeki malzemelerden yapmaya çalışır. Adı lezzetli olur. Adı çok lezzetli. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Ederim. Yolunuz açık olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Gönlünüzce olsun. Önce sizlere teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sonra da sizi bizimle buluşturan benim canım kardeşim Roni'ye teşekkür ediyorum. Bu kadar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.